Şu an son yağışlar da bayağı yağdı. Şu anda zaten hani çiftçilerin işlem yapmasına da bir olanak verdi. Bu da önemli çünkü. Mesela normal şartlarda yağışlar gayet güzel yağdı, dolu dolu ve arkasından da bir belli bir periyot verdi. Çiftçiler yabancı ot ilaçlarını olsun ikinci gübrelerini yavaş yavaş attılar. Bu da önemli çünkü tam buğdaylar şu anda sapa kalkma döneminde. Sapa kalkma dönemi ne demek? Artık başak teşekkülünün içinden çıkıp artık başaklanmaya yani tane yapma kısmında gitmesi gerek. Bu anlamda çiftçiler bunları zaten üreticiler bunları da hemen hemen attılar veya hala bazı gübre atmalarda devam ediyor. Şu anda gördüğümüz gibi içinde gayet güzel gidiyor. İnşallah tabii Nisan yağışları da önemli çünkü en önemli verimlerden bir tanesi. Hep daha önceki röportajlarımızda da belirtmiştik. Verim dediğimiz olay dekardaki bitki sayısı, bitkideki tane sayısı, tanenin ağırlığı. Şimdi buradaki en önemli şey bu tam kritik periyot. Yani başak çıkıyor yavaş yavaş. Bitkide kaç tane tane yapacağına karar veriyor. Ha, şu anda yeteri kadar nem var toprakta. Bu en azından bir 10-15 gün civarında idare eder ama mutlaka o dediğimiz kritik periyot olan bitkideki tane sayısının belirleneceği olan başaklanma döneminde de yağışlar son derece önemli. Son derece belirleyici rol oynayacak verimde. Ama şu anki görünüm gayet güzel gidiyor. Geçtiğimiz sezona karşılaştırdığımız çerçevede danenin ağırlığı o da İşte Haziran ayın içerisindeki olan veya Mayıs sonu Haziran içerisindeki sıcaklıklar da belirleyecek. Çok aşırı bir geçen seneki gibi bir kuraklıklar olmazsa yani çok cılız daneler suyunu çok çabuk kaybetmezse görünüm gayet güzel yüksek verimler bu yıl elde ederiz diye düşünüyorum. Çünkü geçen yıl gerçekten üreticiler çok mağdur oldu. Hem fiyatlardan hem maliyetlerden hem de verimlerden. Çünkü son yılların en kurak kışını yazını geçirdik. Kışını aynı şekilde de geçirdik. Ve bu durum bu sene umutları öldükçe yani hep çiftçi seneye dermiş. Bu anlamda da inşallah o sene bu senedir geçen seneki zararlarını yüksek verimlerle telafi eder diye düşünüyorum. Kış en azından ilk başta yani ne kadar son 50-60 yılın en kurak kışını geçirsek de sıcaklık olarak geçirdik. Yani en sıcak kışını geçirdik ama yağışlar karşılaştırdığı zaman gayet güzel yağışlar aldık geçtiğimiz dönemlerden. Bu açıdan kışlı yağışları açıdan dolu dolu oldu. Bu anlamda kış yağışları hem ayçiçeğinler hem buğdaylar için son derece önemli. Çünkü toprak doydu. Toprak doyduğu için de en azından kökler civarında belli bir depo yağışları, depo nemleri var. Bu bizim olaya daha fazla umutlu bakmamızı, geçtiğimiz sezonlara nazaran daha çok umutkar olmamızı gösteriyor. Şimdi o yatmalar çok fazla problem. Gerçekten tabii bazı çiftçiler Çok fazla bahsediyor. miktarda özellikle üst üste binmelerde tarla dar falan olduğunda gübre dağıtısıyla attığında ayarlayamıyorlar doğal olarak. Bazı gübreler iki kat dozlar geliyor. Yani üst üste binmeler özellikle yastıklamalarda, tarla başlangıçlarında falan. Bu açıdan bu yatmalar oluştu ama bu yatmalar yaprak yatmaları. Yani önemli olan bizim için sap yatması. Sap yatmasını da şu anda sapa kalkma dönemi olduğu için öyle problem teşkil edeceğini düşünmüyorum. Bu anlamda hani onların hepsi kalkar zaten. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani herhangi bir sıkıntı yapmam. Yok kesinlikle verimedir veya herhangi bir bitkiyedir ve sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İyi mi?